Merhaba arkadaşlar. Bugün size Nozgat Online'ın Immortal Pitch'ini açacağız. Daha doğrusu ben satın aldım. Bana verilen 5 altın ve 5 gümüş kutuyu açacağım sizlerle birlikte. Ben iki tanesini açtım oyun öncesi. Multibow ve Kidnap çıktı. Bunlar hemen hemen biliyorsunuz özellikleri olan silahlar. Daha önce Nozgat Online oynayan arkadaşlar da bilir. Immortal Pitch şu an Play Store'da 60 TL. Ve taksitle de alabiliyorsunuz. Onun çok fazla bir avantajı var. Size 30 günlük %100 exploit ve %50 ekstra puan, yani para kazanmanızı sağlıyor. Ayrıca 5 altın, 5 gümüş sandık veriyor. Fond Repeater altın silah veriyor, Hunter silahı. Ayrıca Founder's Bow yine Scout silahı veriyor. Ve bir de Reaver altın armor veriyor. Bunun yanında 15.000 altın veriyor. Warband, yani klan ismi büyük ihtimal bu. Sorduğum bir arkadaşım bu şekilde söylemişti bana. Büyük ihtimal altın klan rezervi açması için desteklenen bir parça. Onun yanında Immortal Banner, yani oyuna girerken bekleme sırasında oluşturulan sizin bayrağınızı simgeliyor. Şimdi birlikte gümüş ve altın kutularımızı açacağız. Bakalım özel itemler çıkacak mı? Hep birlikte bakacağız. Ayrıca bunun yanında da name tag, yani istediğiniz demek onun ismini verebilir, yani sizin belirlediğiniz isimleri verebilirsiniz. Atıyorum okunuza işte Tulpar yazabilirsiniz veya ne bileyim Ahmet yazabilirsiniz, Mehmet yazabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha doğrusu itemlerinizi özelleştirebilirsiniz. Şimdi gümüş açıyoruz. Bir tane gümüş açtık. Evet. Kidnap çıktı yine. Tabii ki bu kidnapların farklı özellikleri var. Birinde %10 düşüş sağlıyor. Birinde ayrıyetten artı 5 ability veriyor. Birinde hız veriyor. Birinde enerji düşürüyor. Bu şekilde özellikleri var. Şimdi bir diğerini açalım. Bu hangi uncommon? Yine farklı bir skill veriyor. Ve bu skill'ler sizin yani sınırsız kullanıyorsunuz. 30 günlük veya 7 günlük değil. Sınırsız sizin oluyor silahlarıyla birlikte. Şimdi gümüşler bitti. Gümüşlerden fazla bir şey çıkmadı. Bir işte multibow çıktı. Multibow'da da %15 enerji çalma gibi bir şey var. Bir de sütünü fazla yiyorsunuz. Yani bloklamıyor. Onu söylüyor size. Şimdi altın açıyoruz. O mavi Riptier çıktı ve Sweeping King çıktı. Evet, ekstradan vuruş hangi karakterin, ona da bakacağız birlikte. Head Cannon çıktı. Ve kontrol etme çıktı. Yani bu yine bende açık olmayan bir karakter. Şimdiki itemimiz Compound Bow çıktı. 475 atak veriyor. %5. Evet, bu bayağı artıları yüksek bir item oldu. Altın mermili 36 mermisi var. 6 şarjörü var okun. Yakından 180 vuruyor, uzaktan 405 vuruyor. Yani gayet iyi bir item düştü. Yani bizim merak ettiğimiz de bunun acaba turuncu itemlerde var mı? Diğer oyunlarda olduğu gibi. Ve dual pistol çıktı. Yine Sprinkling çıktı. Ve son Golden War chest'imizi açıyoruz. Yani içinden bir tane rare item, bir tane de vampir itemi çıkıyor. Yani büyük ihtimal vampirler de yine skill veriyor özel şey olmadığı için. İnsanlara da silah veriyor. Ve son olarak Bolt Rover çıktı. Evet, bu da gayet güzel. Yine vampirlerde nedir? Bölünme sanırım, ya da bu ne demiş? Kılık değiştirme. Şimdi bakıyoruz, şimdi çıkan itemler bunlar. Güzel itemler çıktı. Evet, altın kutulardan gayet güzel itemler düşüyor. İşte benim merak ettiğim şu: acaba ileriki güncellemelerde turuncu itemler de gelecek mi? Şimdi armory'e giriyoruz. Buradan Hunter karakterimize bakıyoruz. Çıkan itemler bunlar. Gerçekten sağlam itemlerimiz var.
Bize verilen bu. Ben bunu mu kullanayım? Bunu mu kullanayım? Evet, buna mermi düşüyor. 20, 120, repeat, 150. Bunu buna ayarlayalım. Alchemist. Bunda da kaç tane? Bir tane güzel bir item düşmüş. Bunu buna verelim. Scoot'ta. Composite Bob 475, 375, 475 altında ve evet, bunu kullanacağım. Bu daha fazla ekstra özellik sağlıyor. Şurada görüyorsunuz. Evet, Prophet'ta Dual düştü. Hemen hemen insanlarda tüm karakterlerimize silahlar düştü. Bazılarında 4-5 kere düşüyor. Bunlar gayet iyi itemler. Yani pazardan alacağınız, işte atıyorum satın almaya kalksanız 1 partman veya 1500 altın alacağınız itemler. Şimdi ise vampirlere bakalım. Vampirlerde hangi itemleri düşmüş? Evet, 400 400 vuruyor. Ayarlayalım. Bunu şu bomba. Bu nedir? Choking case. Ekstra bir item düşmemiş. Buna dediğim gibi bize kutudan düşen altın olan şey. Tyrant'ta bakalım ne düşmüş. Tyrant'ta recharge. Jump attack. Attack speed veriyor bu yine. Bakalım mı? Burada bir şey var mı? Yok. Evet. Bunda da hangisini koyalım? Charge, jump attack, jump attack. Bu normal charge olan. Bu da mavi olanlardan. Kullanmam şimdilik. Sentinel şöyle açıldı. Sentinel'ı biz Immortal Patch açtığımız zaman Sentinel size direkt veriyor zaten. Yani Immortal paketini aldığınız zaman size direkt olarak Sentinel karakterini açıyor oyun. Şimdi bunun itemleri kidnap güzel oluyor çünkü kidnap'ın bir özelliği karakteri yakalayıp metrelerce yükseklikten aşağı doğru fırlatması. Diğer itemleri de belli değil. Açılmamış. Bu da yeni sanırım. Bu da zihin kontrol karakteri. Şu an bunu da açabiliriz aslında. Çünkü bir tane boşa çıkacak. Şimdi bu nedir? Evet, bu kılık değiştirme, yani kutudan çıkan. Bu ise karaktere bürünme mi? Yok, bu zihin kontrol bu karaktere bürünme, evet. Evet, kutulardan çıkan itemlerimizi yerleştirdik. Güzel itemler düştü. Şu ana kadar olmayan birçok item düştü mavi olarak. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyi oyunlar.